Efendim Yeşim Karacıoğlu Fox Haber. Aslında siz haftalar sonrasında belki işaret ederek bir pilota sürecinden bahsettiniz. Aynı zamanda bilim kurulu üyesi Levent Cemalevi'ye bazı açıklamaları oldu. Tedbirler konusunda bir gelişim olmazsa eğer Mayıs sonu Haziran başı gibi salgın biter dedi. Siz onaylıyor musunuz bu sözleri? Çünkü aslında rehavet konusuna ek olarak da sormak istiyorum. Acaba bu sözlerde bir rehavet yaratır mı? Diye de belki de daha umut dolucu belki de cümleler de bekliyoruz bir taraftan. Aynı zamanda bu 14 günlük takip sonrasında yeni test yapılmadı. Takip sürecinde bazı sıkıntılar yaşandığına dair de bazı şikayetler oluyor. Bizlere de bu şekilde bazı şikayetler ulaşıyor. Hatta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de evinde çalışan yardımcısına korona testinin pozitif çıktığını ama sonrasında kontrol testinin yapılmadığını söyledi. Eş ve çocuğunun da kontrol edilmediğini, bu iddialar doğru mudur, süreç nasıl işliyor? Şimdi, bilim kurulu üyesi arkadaşımın söyleminde aslında bir farklılık yoktu ama yansıması farklı oldu. Söylen benim demin dediğimden farklı değil. Vaka artışının azaldığı bir plato dönemine doğru gidiyor olduğumuz ve eğer yeni bir dalgalanma olmazsa ne zaman hayatın en azından kısmen normale dönebileceği izolasyonla da devam etmek kaydıyla ifade edeyim. Farklı bir şey söyledi. Biz izolasyonu şundan emin olduk. Dünyada bu kadar yapan tek ve bununla çok rahatlıkla övünebileceğimizi söylüyorum. Ve bilim kurulundaki arkadaşlarımız bunu yakın zamanda bu plasyonu nasıl yapıldığını da yayın haline getirerek dünyaya göstermiş olacaklar. Ben geçen de söyledim. Sadece İstanbul'da 1200 ekip yani 1200 araçlı ekip plasyon içinde var.